Gazeteyi mukayese yapabiliyor musunuz? Daha iyi mi? Daha kötü mü? Peki. Şimdi şöyle söylüyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl 6.sını gerçekleştirdik. Bu kitap fuarının. Ama şundan çok mutluyum. Vezir Köprü'den kalkıp öğretmenleriniz eşliğinde, velileriniz müsaadesiyle okul müdürünüzün, ilçe kaymakamımızın, ilçe milli eğitim müdürünüzün müsaadesiyle buraya gelmenizden inanılmaz keyif aldım. Bir o kadar da ümit edelim önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz bu fuarlara. İnşallah Vezir Köprü'nde bu etkinlikleri hep birlikte inşa ederiz. Doğru mu? Peki herhangi bir konuda bana bir soru sormak isteyen kardeşim var mı? Sorabilir misin? Serbest. Hiç çekinmek yok. Her şeyi sorma hakkına sahipsiniz. Bakın bir de Ayhan abiniz de Vezir Köprülü. Ayhan Yılmaz, Vezir Köprü'de bir şehit. Kıymetli çalışma arkadaşımız, emniyet mensubu dostumuz da Vezir Köprülü. Yani ne kadar güzel. Bak hep birlikte biz büyük bir ailenin birer fert hocam geldi. Evet, soru bekliyorum, soru. Evet, yakışıklı. Evet, sen. Hadi ver mikrofonu. Kitapların fiyatı biraz daha uygun olabilir. Kitap. Evet, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Kitap fiyatlarının yüksek olduğundan yakındı kıymetli kardeşim. Çok haklısın. Maalesef ülkemizde artan enflasyon sebebiyle her şeye zam geldiği gibi kağıda da zam geldi. Kağıdımızı da zamlı aldığı için kitap yayın evleri maalesef böyle pahalı pahalı kitaplar alıyoruz. Bakın çocuklar, ben size başka bir ayrıntı vereyim. Ayrıntı değil aslında, bir gerçek. Ülkemizin kurumları vardı, SEKA diye. SEKA, kağıt endüstrisinin Türkiye'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurumlarından bir tanesiydi SEKA. Biz kağıt üretimi konusunda dışa bağımlı değildik. Maalesef SEKA kağıt fabrikamızı kapattık, özelleştirdik. Şimdi dışa bağımlı olduk. O nedenle fiyatlar bizi artan dolar karşısında etkiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? En kısa zamanda yeniden kağıt gibi stratejik bir ürünü kendi milli fabrikamız halinde işletmemiz gerekiyor. Doğru mu? Evet, başka sorusu olan? Ya bunları yapacak bir şey mi yok vallahi? Yani sonuçta evet hanım kızım. Hani derler ya, çocuk tam kitabın ortasından sordu vallahi, tamam, kitap var çok pahalı diye. Kitap fuarını ne için kurdunuz? Kitap fuarını ne için yapıyoruz? Sizler gibi evlatlarımızın kitaba olan ilgisini, alakasını biraz daha arttırmak için. İki, şimdi biliyorum ki hepinize annesi, babası, öğretmenleri okuyun, okuyun, kitap okuyun diyor. Tamam. Ama aslında kitap okumanın ne kadar büyük bir eylem olduğunu, herkes tarafından yapıldığını bizzat gözlerinizle görmeniz için kurdum. Çünkü buradan sonra anlıyorsunuz ki aslında öğretmeniniz boş bir şey söylemiyor. Anne babanız boş bir şey söylemiyor. Bu herkes tarafından yapılan bir eylem ve bunun karşılığında da sizler inşallah eğitimli, aklı başında, ülkesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, Atatürk ülke ekranlarının izinden giden birbirinden kıymetli evlatlar olacaksınız. Evet, soru soracak herhalde hanımefendi. Söylemek hakkına sahipsiniz. Buyurun efendim. Merhaba, hoş geldiniz sevgili talebeler. Sayın AK Başkanımız sayesinde bizler 6 yıldır buradayız. Sizler de bizleri ziyarete geldiniz. Az önce küçük bir kardeşimiz dedi ki kitaplar çok pahalı. Ben stantımdan duydum da geldim. Bakın çocuklar,
benim sizlerden, bütün talebelerden narzane ricam var. Bizler yazar ve şairler standlarımızda kitaplarımız okusun diye bekliyoruz. Sizler bizlere geldiniz de bize indirin abla fiyatları dediniz de biz indirmedik mi? Benim standımda 15 liraya, 20 liraya, 10 liraya kitaplar var. Süper. Kalın kalın. Ama sizler kitap almadan ayrıca saldırıyorsunuz. 100 liralık ayrıca olan okurum oldu benim. 15 liralık kitabımı veremedim başkanım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu diyeceğiz çocuklar. Burada şöyle bir şey yapalım. Her iki taraf burada. Yazar burada, yayın evi burada, okur burada. Kıymetli hanımefendinin hemen standı burada. Herhalde sözünü de aldı, size bir hali indirim de yapacak. Tamam mı? Zaten kitapları çok uygun. Onun da standı orayı kitaplarından alın diye ben de rica ediyorum. Anlaştık mı? Evet, başka sorusu olan? Evet, yakışıklı. İsmin neydi senin? Mustafa. Mustafa. Bu kitap fuarını kaç yılında yaptırdınız? 2016 yılında ikinci icraatlık yanılıyorsam değil mi arkadaşlar? 2000... Ha, burası bu bina daha önceden yapıldı. Biz kitap fuarını yapmaya 2006'da başladık. Evet, şimdi müsaade ederseniz ben misafirlerim var. Bir selfie çekeceğim hocanızla. Var mısınız? Evet. Evet.